Merhabalar sevgili izleyiciler, sevgili sinema severler, Film Saati'ne hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bu haftada vizyona girmiş olan en güncel filmlerle karşınızdayız. Geçen hafta vizyona girmiş olan filmlerimiz için yine bir geri sayımımız olacak ve haftanın birinci filmini seçeceğiz. Ve tabii ki bu hafta gala akşamlarımız da olacak. Şimdi hazırsanız bu hafta hangi filmler vizyona girmiş hep beraber görelim. Necati Şaşmaz'ın başrollerinde yer aldığı uzun yıllar televizyon dizisi olarak ekranlara gelen ve daha önce 4 ayrı sinema filmi çekilen Kurtlar Vadisi'nin yeni filmi Vatan bu hafta vizyona girdi. Ve bizler de siz değerli sinema severler için bu filmin galasını ziyaret ettik. Ve şimdi hep beraber filmi ekibinden ve izleyenlerinden dinliyoruz. Saydınız, herkes buraya girmişler diyeceklerdi. O sürprizi bozmuş oldun ama önemli değil. Sonrasındaki açıklamamız da ortaya çıkmış olacaktı. Bu arada emeğe geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yönetmenimiz Serdar Akar ve Serdar Hocam buyurunuz lütfen. Aynı zamanda set gazimiz Selahattin Sancaklı buyurunuz. Apandisini orada bıraktı. sonra tüm diğer arkadaşlarımıza ve yine çok sevgili müzik eserlerini ortaya koyan Gökhan Kırdar Beyefendi'ye, değerli oyuncu arkadaşlarıma bu eseri oluşturduklarından dolayı bir araya getirip de bütün halinde size sunabildiğimiz için de mutluyum. Teşekkür ediyorum onlara, her birine ayrı ayrı. Başka bir sorumuz varsa alalım, insanlar bizi bekliyorlar. Yine aksiyonumuz var, full aksiyon. Özellikle Kurtlar Vadisi seyircilerinin çok mutlu olacağına inandığım bir aksiyon filmi oldu. Ayrıca gündemimizle de çok ilgili bir durum var. Sınır ötesinde yaşanan şu günlerde Erbil ve o civarda yaşanan gündeme de bir göndermesi oldu filmin o günden, o zamanlardan. 15 Temmuz sürecinde, 15 Temmuz'un perde arkasında yaşananın aslında bir işgal sürecinin olabilme ihtimalini biz vermiştik. Yine burada da nasıl bir şey anlattığımızı filmi izleyenler, nasıl bir şey yaşandığını şu coğrafyada filmi izleyenler daha yaşatmak, anlatmak için Kurtlar Vadisi Vatan demeyi tercih ettik. Şimdi çıktık filmden, ne düşünüyoruz? Hemen alalım sizden. Çok duygulandım. Elbette filmi izleyenler için bilindik şeyler söyleyeceklerim ama izlemeyenler için şimdi bozmayayım. Ama elbette bol bol bayrak var, İstiklal Marşı var. Özellikle sonu çok vurucu. Çok duygulandığım bir son oldu. Biz bu ülkenin evlatlarıyız. Ben aynı zamanda bir asker çocuğuyum. Onun için çok heyecanlandım. İstiklal Marşı'mızı her duyduğumuz zaman böyle şerefli vatan öykülerini beyaz perdede her gördüğümüz zaman çok duygulanıyoruz. Çok da iyi bir projeydi. Tebrik ediyorum arkadaşlarımı. Bence tam Kurtlar Vadisi fanları için çok iyi, beklediklerine değecek bir film olduğunu düşünüyorum. Bol aksiyon ve tekniği yüksek bir film. Aksiyon sahnelerinin dışında çok derinleşen, duygusallaşan sahneleri de var. Zaten çok herkesin hassas olduğu bir konu ve sinemaya taşındı. Sonuçta böyle bir film yapılması bence iyi oldu. Birçok o dönem hayatını göze alan ve birçok şehit olan insan oldu. Onların hatırasına böyle bir film yapılması zaten çok gerekliydi. Bence kaçırılmaması, en azından bir kere izlenmesi gereken film olduğunu düşünüyorum ki ülkemizde yaşanan olaylar biraz daha perde arkasından da izlenebilmiş olsun. O oyuncular için her zaman normal bir süreçtir. Oyuncu dediğimiz profesyonel bir mesleğin sahibidir. Dolayısıyla günü gelir melek olur, günü gelir şeytan olur, günü gelir papaz olur, günü gelir imam olur. Dolayısıyla hani bir oyuncunun açısından baktığınız zaman
profesyonelce gerekli araştırmayı yapıp, gerekli özeni gösterip bir sonuca varmaktır. Şimdi şöyle, bir kere müthiş bir prodüksiyon olmuş. Özellikle ben çatışma sahnelerini çok beğendim. Hollywoodvari çatışma sahneleri olmuş. Çok büyük bir emek var. Hikaye için bir şey söylemiyoruz ki, özellikle gelin bir izlensin diye. Çok güzel bir prodüksiyon olmuş. Güzel bir film olmuş. Yani seyredilmesini tavsiye ediyorum. Peki, nasıl bir film bekliyor bizi? Damardan vatan bir film bekliyor. Ancak bu kadarını söylerim ben. Çok beğendik. Özellikle merak ettiğimiz, hani o gece ne olmuş, bazı şeyler duyuyorduk ama bunların hepsi tümlenmemişti, yani toplanmamıştı. Kafamızda bir tümlendi, toplandı. Belki merak ettiğimiz birçok şey benim adıma cevap buldu. Tabii millet adına dokundurucu güzel sözler de vardı. Türk milleti olarak böyle yani birlik beraberlik duygusunu çok severiz. Onu tekrar uyandırdığını düşünüyorum. Çok güzel bir filmdi. Sizler nasıl buldunuz? Ben de eşime aynı şekilde katılıyorum. Çok 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 güzel buldum. Yani eşimin de demiş olduğu gibi, biz 15 Temmuz gecesi bu milli iradeyi, birlik beraberliği o gece gördük. Ve aynı şekilde bu gecede Kurtlar Vadisi Vatan filminde, aynı şekilde o gecede gördüğümüz gibi bu gecede bu milli duygumuzu tekrar tazelemiş olduk. Buradan bütün yapım ekibine ve bütün oyuncularımıza çok 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 teşekkür ediyorum. Herkesin eline emeğine sağlık. Sizlere de çok teşekkür ediyorum bu röportajı bize. Bir gerilim ve korku filmiyle devam ediyoruz. Darren Aronofsky'nin yeni filmi Anne, mutlu mesut sakin bir hayat geçiren bir çiftin evlerine gelen bir grup davetsiz misafirle birlikte yokuşa sürülen ilişkilerinin anlatıldığı psikolojik gerilimi konu ediniyor. Yönetmen koltuğunda Antoine Bardujacket'in oturduğu Ayın Sırrı filminde bir CIA ajanı ve bir menajer Stanley Kubrick'ın yapay aya inişine yardım etmek için takım oluyorlar. Sonrasında gelişen olaylar zinciri ise aksiyonlu bir komediye dönüşüyor. We've been planning our 11th Apollo mission to the moon in 10 days' time. We still don't have a clue whether the thing's gonna make it or not. So here's the plan. Meet with Kubrick. Convince him. You know, film a pretend moon landing? Derek Kay? Huh? As I said to you on the phone, we have a proposal for Mr. Kubrick. There's a considerable amount of money in this project. And pretend to be Stanley Kubrick. We decided that there's only one man in the world that can pull this off. And that man is? Stanley Kubrick has made a rare visit to continental Europe. Hey there. Do you really want to go back to your boss and tell him that you don't have Stanley Kubrick and you don't have the money? We must be the only hope you've got. What if we doubled your money? Do you think I'm a whore? I'm an artist. Triple. Okay. Action! Ve şimdi de sırada yerli bir komedi filmimiz var. Yönetmenliğini Tolga Baş'ın üstlendiği Firardayız filmi, sevip ve saygı duydukları piri babalarına yardım etmek amacıyla hapishaneden kaçan Ekrem, Salim ve Nuri üçlüsünün komedi dolu macerasını anlatıyor. Damat koğuşu, tecavüz suçlarının bulunduğu koğuşlara verilen addır. Damat koğuşlarının Türkiye'de yaşanmış gerçek öykülerden ilham alınan bu filmde, tecavüz suçlamasıyla koğuşa getirilen bir gencin ekseninde bu koğuşta gerçekleşen olaylar anlatılıyor. Yusuf Şengül nişanlımdır efendim. Biz aynı mahallede oturuyoruz. Allah kurtarsın kardeş.
Bir insan Allah'ın her günü nereye baksa, nereye gitse kendi mezarını görür mü? Ben buraya girmeden önce ilahi adaletin olduğuna inanmazdım. İlahi adaletin olduğunu burada gördüm ben. Bu adamın işi ne burada? Hüseyin İçli. Cinayetten girmiş. Niye damat koğuşunda kalıyor bu? Ben hayatımda bu kadar yanlış insanı bir arada görmedim. Gözünüzü seveyim, yardımcı olun bana bir gün. Nizamettin Söyler abi adı. Çalıştığı okuldaki küçük kızlara tecavüz etmiş. 8-9 yaşında filan kızlar. Mahkumlardan biri polis memuruydu. Affedersin, avrat gibi laf taşıyorlar be. İyice zıbanadan çıktı bu sübyan bize bak. Beni hemen mümine götüreceksin abi. Hepsi kardeşim için. Ama ne olacak bu böyle? Devlete hizmete devam. Boya, badana, sıva, hepsi devam. Evet sevgili izleyiciler, bu hafta vizyona girmiş olan filmlerimiz bunlardı. Ve şimdi de hazırsanız geçen hafta vizyona girmiş olan filmlerimiz için geri sayımı başlatalım mı? İlk filmimiz 10 üzerinden 2.6 alarak bu haftanın 5. sırasında. Yönetmenliğini ve senaristliğini Semyan Midyat'ın yaptığı I Love You 2010 yılında sinema salonlarında seyircinin beğenisini kazandıktan sonra filmin ikinci serisi I Love You 2 olarak geçen hafta siz değerli sinema severlerle buluştu. Ve bizler de Film Saati ekibi olarak bu filmin galasını sizler için ziyaret ettik ve şimdi hep beraber filmin galasına gidiyoruz. Ya heyecanlı çok tabii heyecanlı, yani. Heyecanlı Ocak olduğu için konuşamıyor. Evet, bir ilginç oldu. Kevork Malikyan da çok sevgilerini, selamlarını iletti. Evet. Bugün de öyle bir mail attı. Ne yazık ki aramızda değil. Ama yani hayatta yani. Hani aramızda tabii. Yani. Allah uzun ömür versin. Ben böyle kızlarla çıktım karşınıza. I Love You Too. Yani 2010 yılında çektiğim, seyircinin bildiği I Love You filminin ikincisi. Ama ikincisi olmakla beraber aslında kendi başına da bir hikayesi olan bir film. Ana konusu Tin'le yalnız kaldığı için, kimlik sahibi oldular, artık vatandaş oldukları için. İşte her şeyden sorumlular, askerlik yapmaktan, vergi ödemekten vesaire. Tabii para da kazanamadıkları için sürekli İbrahim'e ya bizi vatandaş yaptın da iyi mi ettin, kötü mü ettin diye serzenişte bulunuyorlar. İbrahim de buna çok üzülüyor. Babası, kayınpederi Christopher Steve Guttenberg, şu an aramızda yok. Amerika'da. O da yok. Neyse, Texas'ta valiyle birlikte bir karar veriyorlar. Texas'ta Tinley'i kardeş köyü ilan ediyorlar. Ve 5 aileye Mardin Tinley'de green card sözü veriyorlar, çalışma oturma izni. Ama tek şartı var, Amerika'ya adaptasyon sınavını geçmeleri lazım. O yüzden de biz oraya gidip, memlekete dönüp onlara Amerikan geleneklerini, örflerini, annelerini öğretmeye çalışıyoruz. Pilates olsun, golf olsun, suda doğum olsun. Amerikan tarihi olsun. Böyle bir mücadelenin içine giriyoruz. Filmin hikayesi de bundan oluşuyor. Benim rolüm İbrahim karakterinin kız kardeşi, Sermiyan'ın kız kardeşi Sultan adında. Böyle çeşitli fırlamalıkları, ondan sonra bir ortalığı karıştırması, ufak oyunları var. Gerçekten çok eğlenceli bir karakter. Ve benim ilk şive deneyimim. O yüzden inşallah kötü olmaz. Sen filmi mahvetme diye bir korkum var. Yok estağfurullah. Yani. Yok yok, çok iyi. İyi. İyiydi. Evet, film öncesi şive koçlarımız vardı. Ve zaten sette de herkes çok yardımcı oldu.
Ayşenil abla, Ayça, ilk film